Maru, ne haber? Selam Ron. Sence de kardan adamım sana benzemiyor mu? Ben bu yoruma katılmıyorum. 61. bölüme hepiniz hoş geldiniz. 61 bölüm. Ne yapar? 3 sezon hatta 4 sezon dizi yapar. Gerçekten uzun zamandır oynuyoruz bu oyunu. Doğal olarak bazı arkadaşlarımız abi artık sıkılmadın mı falan diyorlar bana ama şöyle bir şey var. Ben haftanın sadece 2 günü oynuyorum bu oyunu. Yani video dışında hiç oynamadığım için sıkılacak pek vaktim olmuyor açıkçası. Tabii ki arka arkaya her gün oynasam tabii ki sıkılırım. Şuradan bir şansımıza bakalım. Ruhlar bugün mutsuz. Ruhların mutsuz olması açıkçası bugünkü planımı birazcık bozdu. Çünkü bugün ruhluk arifesi var akşam 10'da. Ona gideceğiz. Gün içinde kasabada dolaşamıyoruz. Çünkü o etkinlik için oralar düzenleniyor. Ben de demiştim ki çöle gideriz, kulüpte jeton kazanırız falan. Ama şansımız böyleyken bunu yapmamız birazcık zor olacak değil mi Ebi, bebek? Yakında şuralarda seni yürürken görmek istiyorum. Hadi bakalım. Ha bu arada videodan keyif alıyorsan beğenmeyi unutma olur mu? Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Teşekkür ederim. Demirlerimiz olmuş, onları bir toplayalım. Bu arada Hayley de burada fotoğraf çekiyor. Geçtiğimiz bölüm etkinlik yapacağım demiştim Instagram'da. O etkinliği yaptık Instagram'daki arkadaşlarımızla. Hayley'nin playlistini yaptık. Eğer dinlemek istiyorsanız açıklamaya koyacağım zaten Spotify linkini. Oradan bütün karakterlerin playlistlerine göz atabilirsiniz. Ne haber balım? Keçi peyniri de. Tamam, hadi beni bir çek bakalım. Madem bugün kasabada kafamıza göre dolaşamıyoruz, o zaman şuradaki işlerimize bakalım. Uzun zamandır bunları toplamamıştık. Bak buralar gene dolmuş. Tarlamıza falan da baktıktan sonra yine de çöle gidebiliriz. Hani şansımız kötü falan ama olsun. Şurada bir tane tatlı patates kalmış. Onun haricinde aşağıda mısırlarımız var. Onları da alalım. Serada da birçok meyvemiz yetişmiş. Şuradan yıldız meyvelerini de alacağım şimdi. Artık buraya yıldız meyvesi değil de sadece eski meyve ekmeyi planlıyorum. Hani sürekli tohum al buraya ek falan uğraşmamıza gerek yok. Zaten eski meyveler biliyorsunuz yetişmeye devam ediyorlar. Tabii ki yıldız meyvesi de ekeceğiz mutlaka ama onları daha çok ada bölgesine ekmeyi düşünüyorum. Burayı da müze gibi yapmak istiyorum. İşte kemik falan koyarız böyle bir şeyler yaparız ama küçük bir alan, o yüzden müze kadar güzel görünmeyecektir. Yine de yapalım. Tabii bizim ürün kataloğumuz adada, o yüzden önce onu almamız lazım. Onu da anca yarın alabiliriz. Şimdi şöyle atımızla birlikte aşağı doğru bir gidelim. Yeni şapkalar almak istiyorum kendime. Bizim dürtüğü bir ziyaret etmenin vakti geldi. Hey ne haber dürtük? Bakalım neler var. Eski şapka, bu bizde var. Şans fiyonku. Havalı şapka, şundan al. Zengin şapkası. Bundan bizde yok sanırım. Bunu da al. Kulaklık alalım. Avcı şapkası alalım. Memur şapkası alsak mı? Al. Hasır şapka falan filan, bunlar var zaten. En çok şunu merak ediyorum. Yani fena durmadı. Ama ben bugün kulaklıkla takılayım. Atımıza da şunu taksak. Çok yakıştı. Tamam, bundan sonra böylesin. Bir yandan komşularımız deliriyor şu anda. Bence evden gitmeden biz kombinimizi de yapalım. Ne demiştik? İskeletli tişört, cadı şapkası ve şu altımızdaki pantolon. Böyle okeyiz bence. Pem teyze beni bir... Aa, Ebi burada. Ebi, ne haber? Merhaba. Merhaba. Saçın bugün çok hoş duruyor. Farklı bir şey mi yaptın? Abi, kafamda kocaman bir şapka varken bana saçın hoş duruyor demen. Neyse. Gelmişken şuradan kaktüs meyvesi falan filan bir şeyler toplayalım. Etraftaki ağaçları keselim ve tabii ki Sandy'ye gidelim. Ne haber? Patisco çölündeki bir numaralı mekan olan Sandy'nin vahasına hoş geldin. Hoş bulduk. Kulağa profesyonel geliyor mu? Evet evet, bayağı profesyonel. Susamış görünüyorsun. Al bu buz gibi sütü iç. Aa, teşekkürler. İçelim hemen. Lezzetli değil mi? Evet bayağı lezzetli. Bu gömlek bende var zaten. Yıldız meyvesi alabilirim. Paramız da var. Şöyle alalım. 200 tane alsak bize fazla yetecektir. Şimdi bir kulübe uğrayalım. Merhaba Bay Key. Ne zaman rahatlamak istersen uğra. Tamam reis, uğruyorum. Şimdi şuradan sikke alalım ve bunları şurada katlayacağım şimdi. Biliyorum rulet daha mantıklı ama ben mantıklı olduğu için değil, daha eğlenceli olduğu için şu anda bunu oynuyorum. Vur bakalım. 19. Dikil. Kazandım. İki katı ya da hiç. 11. Vur. Vur. Dikil. 20 açacak gibi hissediyorum. Güzel. Tamam kafi. Ya da iki katı ya da hiç. Vur. Vur. Ya da vurmasak mı? 15. Vur. 19. Dikil. 19'la hep kazandık şu ana kadar. Tamam yeter. Çık. 1630 yaptık. Burada daha çok oynayamıyor muyum mesela binlik falan? Keşke binlik de olsaymış. Güzel, çarpı 5.
Çarpı 30, süper. Bir çarpı 5 daha. Yok, 5000'i bir türlü geçemiyoruz. Yani en fazla süt geldi bugün. Daha fazla şansımı zorlamayacağım. Şimdi buradan ne alalım? Tablolara bakıyorum da nereye koyabilirim acaba bunları? Emin değilim. Ben buradan en iyisi sadece çit alayım. Şöyle bir 50 tane alalım. Şuradan hemen kalan ağaçları da keselim. Biz buradaki ürünlerimizi toplayalım. Satalım. Zaten saat 10 olacak. Ardından hemen etkinliğe katılacağız. Çitlerimizi yerleştirmeye devam edelim. Bunlar artık kolay kolay bozulmayacaklar zaten. Bak bu kısım da komple gitmiş ya. Son iki tane de buraya koyduk ve artık gitmeye hazırız. Saat zaten 11'e geliyor. Ve ortama giriş yaptık. Herkes tabii ki çok güzel giyinmiş. Ama Marnie teyze, labirente girmek istiyorum, korkmuyorum ben. Kıyamam ya, tipe bak. Selam Ron, verimli bir güz geçirdin mi? Evet geçirdim, sayılır. Havalar soğumaya başladı, ekinler daha fazla dayanmaz. Pierre, senden alacağımız bir şey var mı? Mezar taşı, çok güzel. Bundan alalım iki tane. Kabak feneri alınabilir. İlginç korkuluk, hadi bunu da alalım. Kolayca korkabiliyorum, ben burada bekleyeceğim ya. Tamam balım, sen burada bekle. Sebo naber? Bu iskeletler nasıl yürüyor hiç bilemiyorum. Ürkütücü. Aa, kente bak. Kent geçen sene yoktu. Oo, çok iyi olmuş, Terminator olmuş kral. Selam Ron, güzel bir akşam. Sence de öyle değil mi? Evet, bence de güzel bir akşam. Perili labirente girmesine izin vermediğim için Vincent bana küstü. Daha çok küçük. Bebe ne oldu? Küstün mü? Annem beni labirente sokmuyor. Aga be. Ben seni sokayım gizlice, gel. Gel götüreyim. Şuradan bir ilerleyelim. Maru burada. Sanırım buradan daha önce de geçmiştim. Hayır, bir dakika. Sen kimdin? Abi beni buldun. Harvey. Ne haber Malex? Şurada garip bir şey var da oraya nasıl gideceğim? Gidersin kardeşim. Abby. Devam edemem. Örümcekler. Aman aman aman. Ne oldu, korktun mu? Al örümcek. Al. Şuradan geçelim. İlerleyelim. Mesela ikinci yıl aynı şey olmasa keşke. Böyle daha farklı bir labirent kurulsa buraya falan. Hani birazcık çeşitlilik bakımından güzel olabilirdi. Altın bal kabağı. Bu arada tekrar dönelim. Linus ve büyücü şu yukarıdalar çünkü. Ama onlarla konuşamıyoruz hiçbir şekilde. Çünkü yanına gidemiyoruz. Ya da en azından ben bilmiyorum nasıl gidileceğini. Bakın tam buradalar. Konuşma balonu çıkıyor ama yanına bir türlü gidemiyorum. Bak hem Linus hem de büyücü. Her festival diğerlerinden ayrı takılıyorlar. Yan yana durmuyorlar normalde bu festival hariç ama ikisi de ayrı bölgelerde yalnız başlarına duruyorlar genelde. Mesela Linus ve büyücü arasında nasıl bir bağ olabilir? Linus zaten birazcık gizemli bir karakter biliyorsunuz, hani öyle takılıyor kendi kendine ama birazcık altı boş gibi, hani orada bir şeyler var, bir hikayesi var belli ki. Tabii bunu biz bilmiyoruz ama burada oyun bize aslında güzel bir ipucu vermiş olabilir belki. Neyse dönelim bari. Saat 12 olmuş, ben şuradan biraz daha kereste çit yapayım ve onları da şu boşluklara yerleştireyim. Aynı şekilde buraları da dolduralım. Saat 1.20 oldu. Son olarak burayı da kapatıp gidiyorum hemen ve gittim. 28.600 kazandık bugün. Güzel. Şu aya tıklayınca da bu arada böyle hareket ediyor görüyorsunuz. Sonra bize sinirli bir şekilde bakıyor. Bunu da bir arkadaşımız yazmıştı, abi bunu dener misin diye. Denemiş olduk. Yağmurlu bir sabaha uyandık ve bugün mevsimin son günü. O yüzden ne yapacağız? Çiftliğimizdeki işleri halledeceğiz, bitireceğiz. İşte otları falan filan keseriz. Sonrasında adaya gideceğiz. Adadan ürün kataloğunu alacağız ve ufak bir çalışma yapacağız çiftliğimizde. Hayley balım, ne düşünüyorsun mevsimin son günü olması hakkında? Günaydın, erken kalktım ve senin için tatlı bir şeyler yaptım. Evet, Hayley bize kurabiye yapmış. Teşekkür ederiz. Güçlü olduğunu biliyorum ama yine de sağlıklı beslenmen gerekiyor. Evet balım, senin de öyle. Abby, senin de sağlıklı beslenmen gerekiyor çocuğum. Aferin. Şimdi bir televizyona da bakalım. Assoslar kraliçesi var. Bakalım ne anlatıyor? Eyrel tohutlu pilav. Eyrel tohutu çok güzeldir ama tek başına mülayimdir biraz. İşte bu yüzden hangi baharatları eklediğiniz konusuna dikkat edin. Dürüst olmak gerekirse güzelinden eyrel tohutlu pilav yapmak çok zordur. Fakat yardımım sayesinde yapacağınız pilavlar güzel olmaya yaklaşabilecek. Hani yine de güzel olmayacak diyor. Peki. Ruhların keyfi yerinde. Hava durumuna da bakalım. Çok önemli değil ama yarın güneşli bir gün olacakmış. Adada da güneşli olacakmış. Şimdi envanterimizi bir boşaltalım şöyle. Bir takım şeyleri buraya bırakalım. Sonra çaylarımızı toplayalım. Şuradan da bir yol açsak fena olmaz. Bunlar yetişmedi bu arada. Ufak bir hesaplama hatası yapmışız. Neyse, sorun değil. Bu çimleri de keselim, ziyan olmasın. Şu aldığımız mezar taşlarını da bir koysak fena olmaz. Mesela bırak bakalım. Bir tane de şuraya koyalım. Tamam, biraz fazla simetrik oldu ama olsun. Şunları da bir keselim, birazcık açılsın. Yapacağımız diğer seride sadece hayvancılık mı yapsak acaba ya? Bilemiyorum. Onu da bir konuşalım yorumlarda. Yani uyuz bir karakter olacağı kesin.
ama ne iş yapacağı tam olarak kesin değil. Yani mesela balıkçı mı olsun, aynı şekilde çiftçi devam mı etsin, yoksa sadece hayvancılık mı yapsın? Ya da sadece belirli bir ürün üzerinde mi mesela uzmanlaşsın? Diyelim ki reçel. Sadece reçel yaparak para kazanıyor, hani böyle ağırlıklı olarak reçelle para kazanıyor daha doğrusu. Ya da belki madenci yaparız, işte böyle külçeleri satarak para kazanan bir karakter haline gelir. Bu da bir seçenek. Ben üzerimi değiştireceğim bir, yanlış yere geldim. Şimdi artık yavaş yavaş kışlıklarımızı bir giyelim. Abi şu gevşek bereyi yaz kış takıp durduğumuz için şimdi kışa özel olarak takamıyorum. Bu takılabilir belki. En kışlık bu görünüyor. Kafama da bir de şu bereyi takayım, bence olduk gibi. Gerçi bunları kalın kalın giydik de adaya gideceğiz. Ada güneşli abi, şimdi nasıl olacak? Neyse, oraya gidince bari bereyi çıkarayım. Adaya geldik. Çocuklar burada, ne haber? Köpek balığı görmek istiyorum. Tabii efendim. Deniz kabuğu topluyorum, bunlardan kolye yapacağım. Hadi bakalım yap. Penny ne haber? Kum yumuşacık, parmaklarıma dokunması güzel hissettiriyor. Gaz, bana ne vereceğini biliyorsun her zamankinden tabii ki. Reçellerimiz yine olmuş. Bakalım diğer ürünler ne durumda? Çilekler olmuş. Onları da toplayalım. Bu reçel işi benim hoşuma gitti ya bayağı. Daha fazla kavanoz yapmak istiyorum o yüzden. Belki kış mevsimini buna ayırabiliriz. Yani kışı tamamlar mıyız bilmiyorum ama belki bir süresine en azından ayırabiliriz. Şimdi bu patlıcanları da artık buradan kıracağım ve onun yerine farklı bir şey ekeceğim. Reçellerimi de hemen toplayayım. Bakalım daha fazlasını yapabiliyor muyum? Yapabiliyorsam onları yapıp o şekilde yerleştireceğim çileklerimi. 78 kömürüm var da odunum yok. Neyse bakalım. Hala gölevez oluyor abi. Şuraya bak. O kadar çok ekmişiz ki. Oo, buralar komple dolmuş ya. Hem de güzel şeylerle dolmuş. Yengeç ağırlıklı olarak. Bir tane de ıstakoz var. Gelmişken midyeleri toplamadan olur mu? Tabii ki olmaz. Şimdi buradaki ağaçları en son kestiğimiz için henüz büyüyememişler ve bunları bu halde kesmek istemiyorum. Olgun olanlardan keselim sadece. Abi ne çıktı baksana. Dur bir dakika, şunu at, bunu da at. Çizgili balçıkça yumurtası. Oo çok iyi. Bunların en nadir olanı hangisiydi, bu muydu? Başka kavanoz yapamıyoruz ne yazık ki. O yüzden elimizdekilerle idare edelim bir süre daha. Hepsi doldu mu? Evet. Şimdi şurayı değiştirelim. Bunları dikkatlice kıralım. Gerçi burada kaliteli gübre varmış ya. Kaliteli gübreye de yıldız meyvesi ekmek istemiyorum ki, çok anlamsız olur. Bana hızlı yetişen yıldız meyveleri lazım. Kaliteli yetişen değil. Bakalım bunun yerine ekilebilecek bir şey var mı? Ben buraya eski tohum düşünüyorum çünkü. Pek bir şey de yok. Neyse o zaman geçici olarak ben buğday ekeyim şöyle. Boş kalmasın diye buğday ekiyorum. Bu da fazla geldi. Bu neymiş? Aa, yılan omuru. Bu lazım bize. Güzel, bunu götürelim. Bir dahaki gelişimizde bu arada bunları kırıp eski tohum ekeceğim ve kaliteli güzel eski tohumları doğrudan satacağım işlemeden. Buradaki buzdolabımız da boş kalmasın ve elimizdeki bazı ürünleri buraya bırakalım. Mesela çilek bırakalım. Şöyle bir 5 tane. Ha bir de tabii ki şunu alacağım yanıma. Onu da unutmayalım. Ayrıca bu yolu da kırmamız gerekiyor. Çünkü ben de size katılıyorum ve pek hoş görünmediğini düşünüyorum. Hatta bence boş kalsa daha iyi görünecek ama yine bir şeyler denenebilir. Ama cidden sanki hani hiçbir şey koymasak daha iyi duracak gibi geldi bana, bilmiyorum. Ha bak, buralarda ağaç varmış. Bunları keseyim. Ve 126 odun topladık. Profesör merhaba. Sana şunu bağışlamak istiyorum. Yılan omuru. Al bakalım. Ron, kendini aşmış bulunuyorsun. Eyvallah kral. Ödül verdin mi? Herhangi bir ödül vermedi. Tamam. Benim elimde niye yengeç çömleği var? Bilmiyorum. Herhalde toplarken yanlışlıkla aldım. Bu arada hala çekiç seslerini duyuyorum. Ve bu beni rahatsız ediyor. Umarım size gelmiyordur sesi. Şimdi şuradan iki kavanoz daha yapalım. Onları da yerleştirelim. Şöyle bir oraya bir oraya. Hatta dolduralım ya. Boş durmasın. Zaten aynı gün içinde koyduk. Maunlarımızı da şöyle aşağı doğru. Bir de buraya doğru ekelim. Bir tane şuraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Tamam. Şimdi buraya koyacağımız kaplama için şunu öneren arkadaşlar oldu yine. Açıkçası ben bunu kullanmak istemiyorum. Çünkü bütün çiftliğimizde zaten bunu kullanıyoruz yani. O yüzden farklı bir şey olsun istiyorum. Bunlar da pek gitmiyor. Belki şu gidebilir. Bilmiyorum. Vallahi ben bilemedim. Şundan yapacağım ve tarlayı kaplamaya devam edeceğim bununla. Hadi şu taş yoldan yapalım bakalım ya. Bir deneyelim. Ben pek iyi duracağını düşünmüyorum burada ama... Evet, pek olmadı.
O yolun alt tarafı ya hiç gözükmeyecek, yani doğal haliyle kalacak, ya da komple üzerini kapatacak bir şey lazım bize. 18.200 kazanmışız güzel. Günaydın. Güneşli bir ada sabahı. Bakalım topraktan geçinmek bize ne anlatıyor? Millet, tavsiyemi dinleyin. Çocuk yapmadan önce bir çocuk odasına ihtiyacınız olacak. Bebeğin beşiği olmalı. Şansımız nasıl? Ruhların keyfi yerinde. Hava durumu? Sıkı giyinin millet. Yarın kar yağacak. Güzel. Balıkçılık bilgisine de bakalım. Burada kış mevsiminde tutabileceğimiz balıklar sıralanıyor artık. Bu da oldukça kullanışlı bir şey. Eğer bilmiyorsanız mutlaka bakın. Yıldız meyvelerimiz olmuş. Onları bir toplayayım ve bu tarlayı düzgünce sürüp yerine başka bir şey ekelim. Üstün hızlı ekim de var. Güzel. Üstün hızlı ek. Hızlı, güçlü ve güvenilir. Ekinleriniz için harika seçim. Bak, buralarda da boşluk var. Neden? Aynı şekilde burada da. Burayı komple yıldız meyvesiyle kaplıyorum. Hatta şu boşluklara da eksek, fena olmaz. Bizim deniz kızı çizmeleri buradaymış bu arada. Onları da alalım. Giyelim. Biraz saçma olacak ama mavi. Neyse, giy. Şu arkadaşları da yeniden toplayalım ve içlerini dolduralım. Teyze ne haber? Evvel zaman önce büyük bir cüce uygarlığının bu adada yaşadığı söylenir. Hadi ya. Bugün adada kimseler yok gibi diyecektim. Yine adanın misafirleri geldi. Fosilleşmiş kaburga. Bunu bağışladım mı? Hatırlamıyorum. Vincent ne haber? Yolculuk eğlenceliydi. Ben de bir gün kayıkçı olmak istiyorum. Olursun belki. Abi, biz bu kaburgayı verdik mi ya? Hemen bakıp geleceğim. Şuraları da bir toplayayım da gelmişken. Şurada da bir tane var. Kazalım. Bir tane de burada. Evet, işimize yarayan pek bir şey çıkmadı maalesef. Şuna bir bak bakalım. Sana bunu vermiş miydik? Aa, vermişiz. Tüh. Neyse. Bizim çiftlikte sandıkta bir tane yarasa var. Onu vermemiz lazım. Onun haricinde diğerlerini bir şekilde bulacağız. Aa, sen ne giydin böyle? Ne bu? Merhaba. Her şey yolunda mı? Yolunda ama... Değişik giyinmişsin. Beğendim kıyafetini. Bak, Vincent'le arkadaş olabilirsiniz bence bu arada. Oo, Sam kardeşim vücut mu yaptın? Eminim bu adanın derinliklerinde inanılmaz şeyler vardır. Hadi gel bir dalalım. Neyse, ben dönüyorum artık. Başkan buradaymış. Neden geldiniz efendim? Daha fazla vergi almak için mi? Tabii, balık mevsimde daha taze kokuyor. Aynen kanka, çok biliyorsun ya. Ve sonunda kar yağmış. Kış gelmiş. Ortalık bir sakinleşmiş, güzel olmuş. Panodaki görevler nedir? Merhaba, bir avuç dolusu karınca arıyorum. Karınca görevini yapar mıyız acaba ya? Alalım. Yapmasak da sorun olmaz, alalım. Maru, ne haber? Selam Ron. Sence de kardan adamım sana benzemiyor mu? Gidip bakacağım şimdi. Eğer bana benzemiyorsa... Uf, üşüdüm, bir dakika şunu da giyeyim. Yeni bir film var mı? Var. Cesur Fidan. Çok yakında sinemalarda. Bu ne? Soğuk Yıldız Çiftliği Mucizesi sinemalarda. Tüm zorluklara rağmen bir aile kış yıldızının ruhunu hayatta tutar. Güzel, ben buna bir bilet alayım o zaman. Hatta bir tane daha alayım. Neyi bıraksam? Şöyle bir bilet daha. Birini sinemaya götürelim yine. Evet, Maru'nun kardan adamı bize benziyormuş. Ben bu yoruma katılmıyorum. Bu kim ya? Alex mi bu? Karı sever misin? Ben mi? Ben sadece Bahar'ın gelmesini dört gözle bekliyorum. Yani ilk şunu gördüğüm zaman ve bunu söyleyen sen olduğun için yanlış anladım ama sıkıntı yok, tamam, olabilir. Herkes aynı mevsimi sevecek diye bir şey yok. Merhaba, ben buraya niye geldim? Neyse, gelmişken bir bakalım. Topluluk geliştirmesi. Vadiye kestirme yollar eklememi mi istiyorsun? Olur, yaparım. Yalnızca 300 bin altın. Henüz 300 bin altınım yok ama olduğunda yapılabilir. Filme kimi davet etsem acaba ya? Onu düşünüyorum hala. Linus'u mu davet etsem ya? Linus, ama burada değilsin. Çiftliğimiz de kışın ayrı bir güzel görünüyor sanki ya. Ne dersiniz, baksana. Bizim bir çam ağacımız vardı, onu koyalım tekrar. Eğer koyamıyorsak da katalogdan alabiliriz. Şurada mıydı? Galiba gördüm. Heh, burada. Tamam. Birkaç tane kemik topladım şöyle. Bunları kullanacağım. Şöyle koysak mesela buraya, olur mu? Ya da şöyle daha iyi oldu. Tamam, burada kalsın. Şimdi yapmak istediğimiz şeye gelecek olursak. Bir kere şunu bir bırakalım. Modern komodinlerden alalım. Bunları şöyle koyalım diyeceğim de bunun altını da kaplamak istiyorum ya ben. Tamam, bir dakika. Şu değişik olan taş kaplamayı kullanmak istiyorum ve bundan bir 40 tane yapsak yeter. Abi inanılmaz, yetmedi ya. Şöyle koyalım, burası birazcık boşluklu kalsın. Şöyle olsun, bir de bu kısımlara birer tane koysak. Şöyle fena değil gibi. Tek sorun ne oldu biliyor musun? İkisi de gri olduğu için kontrast yakalayamadık ve bu beni rahatsız ediyor. O yüzden bundan vazgeçiyorum. Bu sade ahşap kaplama nasıl durur acaba? Bir deneyelim mi? Ahşap içi ahşap saçma mı durur? Evet, hiç olmadı. Buraya kristal kaplama falan yapacağız ya o zaman. Yarın sabah ilk iş onu halledeceğim. O yüzden hatta birkaç tane kuvars pişirsek hiç fena olmaz. Saat 1.50, bayılacak mıyım acaba? Evet, bayıldım. Günaydın balım, ne haber? Nedense karlı hava canımı pembe pasta çektiriyor. Ben de bir o kadar sevmiyorum biliyor musun, böyle çok pembe bir şeyleri. Falcıya bir bakalım.
Ruhlar bugün bir nebze kaygılı, çok da önemli değil. Ebi de hala büyümemiş. Çıkalım. Oo, bugün kar yağıyor. Bir mektubumuz var. Bu sabah salonda sana ufak bir ikramlık hazırladım. Göm bakalım, arkadaşın Gaz. Teşekkürler, türlü yapmış Gaz bize. Yeriz. İşlenmiş kuvarslarımı alayım. Şu elmasları da alayım, satayım direkt. Sanki bu kristal kaplama da yine gri tonlarında olduğu için çok iyi gitmeyecek gibi. Acaba tuğla kaplamaya mı yönelsek? Deneyelim, hiç yapmadık. Kilimiz var. Taşımız var bol bol. Yap bakalım tuğla kaplama. Çok fazla yaptım. Şunu bir deneyelim. Bence daha güzel olacak hatta. Fena değil. Bunun da sıkıntısı dışındaki ahşap kaplamayla çok aynı renk gibi oluyor ama bence daha iyi oldu. Şimdi şuraya koymaya başladık. Aşağı doğru devam ettik. Hatta şunları bir tık sola alalım. Altına bir sıra daha bundan yerleştirelim. Sonra buraya ikili, buraya da bir tane tekli koyalım. Mesela bu arkadaşları şimdi bunun üzerine mi koysam direkt, yoksa harici olarak yere mi koysam? Bence bunları böyle koyalım ya. Bunlar ayrı bir şey. Bunlar da mesela karşıda olabilir ya da şu tarafta olabilirler. Hatta bunları alalım, buraya koyalım ve bu arkadaşları da şöyle koyalım. Sonrasında şunları yerleştir bakalım. Burası kemik bölümü olsun. Kemik bölümü olsun da elimde kemik yok başka. Neyse, bulduğumuz kemikleri buraya getiririz. Bu alt kısma başka bir şey koyarız. Buraya da işte başka bir şey. Üst kısma da tekrar bunlardan dizmeli miyim bilmiyorum. Birazcık boğucu olacak gibi geliyor. Bu arada dışarıda yağmur mu başladı? Evet, dışarıda yağmur başlamış. Güzel, severim. Bir ara Gantra da uğramak istiyorum çünkü mesela ödüllerimizi toplamadık oradan. Buralara koyabiliriz belki değişik ödülleri. Seramızda durumlar ne? Meyvelerimiz olmuş. Onları bir alayım. Eski meyveleri de topluyorum ve daha fazlasını üreteceğim şimdi. Çünkü bunları adaya götüreceğiz. Reçinelerimizi de toplayalım. Bu ürünlerimizi de koymak istiyorum. En hoşuma gidenleri ayırmıştım ve bunları buraya bırakayım. Bunu da aynı şekilde koyduk. Bence ne yapalım biliyor musunuz bu arada? Bak şimdi, şu aradaki boşluğu kıralım abi, şöyle. Ve biz burayı birleştirelim çünkü başka türlü yetmeyecek bize. Hem de zaten sol taraf için yeni bir planımız yok. O yüzden onu da aynı amaçla kullansak hiç sıkıntı olmayacaktır. Hatta bunu da kır, buraları da ahşap kaplamayla kapat. Gayet güzel. Biraz daha tuğla kaplama yapalım. Kapla bakalım şöyle komple. Şurada bir sıkıntı var gibi, onu da çözelim. Tamamdır. Çok daha güzel olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Hem de daha geniş alanımız oldu. Şimdi asıl sorun bunları nasıl dizeceğimiz ve yine akşam oldu ben bunu yaparken. Burayı böyle komple doldurabiliriz belki. Ya da yine aynı mantık, şöyle aşağı dizebiliriz ki bence bu şekilde daha güzel duruyor. Sonrasında aynı şekil şuraya. Mesela bu orta kısmada bizim büyük bir ayımız vardı. Onu falan koyabiliriz belki. Ya da bakarsınız şunu alır, ortaya koyarız. Düşüneceğiz ama bence daha iyi oldu böyle. Şimdi hemen agalardan birini filme götüreyim. Hayley'i mi götürsem acaba ya? Sen nereden geliyorsun balım? Benimle de konuşmuyor, neyse. Shane'le falan gidebiliriz belki. Bir bakalım salonda kimler var? Willy var, Shane var. Aa, Lia var. Lia ile gidelim. Lia, filme gitmek ister misin? Film mi? Olur. Salonda görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Gaz, ne satıyorsun kral? Mücver. İstemiyorum ama kahve alırım. Bir dahakine de Clint'i götüreceğim filme. Çünkü muhtemelen kimse onu davet etmiyor. Aa, kapandı mı? Abi 9'da sinema mı kapanır ya? Ciddi misin sen? Yapma. Yapma. Neyse, ben reçinelerimi toplayayım da. Biraz da bakır pişirelim. Çünkü yeni fıçılar yapacağım. Bir de şöyle kış tohumu üretelim birazcık. Bakalım kaç tane? 20 tane yapabiliyoruz. Onları da hemen şöyle en yakın mesafelere ekeyim. Orada takılsınlar. Zaten yenilerini üreteceğim sonrasında. Ek bakalım. Hatta bu kadar tarlaya bile gerek yoktu ama. Bakırlarımı şuradan alayım. 5 tane daha fıçı yapalım. Ve bunları da götürelim. Yerleştirelim. Geçtiğimiz bölüm bu arada bir tane fıçıyı doldurmamışım. Şurada kendisi. Onu da artık bir dahaki sefere dolduracağız. Şuraya da bir tane koyduk. Neredeyse doldurduk sayılır artık burasını. Az kaldı. Bunlar da yarın olur diye düşünüyorum. Tohum üretmeye devam edelim bir yandan. Ve artık gidip yatabiliriz. Hayley uyumuş bile tabii ki. Biz de uyuduk. Güneşli bir kış sabahına uyandık. Üçüncü gündeyiz, bir dışarı çıkalım. Burada yeni bir mektubumuz var. Ürünlerimiz sulanmış. Bunları toplayacağız. Daha fazlasını üreteceğiz. Bana şeyi yazmayı kesinlikle unutmayın. Bak, karakterimiz nasıl olsun Expanded Mod'taki. Birazcık ara vermek durumunda kaldım. Tadilattan dolayı biliyorsunuz zaten. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.